Galaksi. Şimdi ne fark eder pazartesi, cumartesi, yanımda yoksun iyi mi böylesi, aklım almıyor geldiğin yer neresi, nasıl bir galaksi. Eline beline dokunamaz oldum, su gibi tenine sarılamaz oldum, sensiz bir güne uyanamaz oldum, bittim özüme sözüme dönemez oldum. Kulun oldum, kapına kölen oldum, yaralarını saralım, mertir yakin oldum. Yazın nasıl salladın ortalığı? Teşekkür ediyorum. Çok her yerde bunu çalmayan dondurmacı falan çalıyor değil mi? Evet, çalmayan evet. Dövüyorlar. Dondurmacıdan gözdesi. 258 milyon kez dinlenmiş. Teşekkür bu ederim. Kimden sonra falan geliyor bu rekor? Yani bir rekor değil şu anda. Çok çok daha fazla izlenen müzik videoları var ama tabii yani ilk onun içerisinde Galaxy'de. Bir dakika, ilk on derken dünyada değil mi? Yok yani Türkiye bazında. İlk onda? Yani 200. Dünyada da ilk 50'nin içinde. Ooo evet, ilk 50'nin içinde. Hiç ben... Taha Bey sizin rekor kaçın içinde? Benim rekor da dünyada bir. Dünyada bir, Avrupa'da. Yani, Avrupa'da bir, Avrupa'da dünyada? Bir. Avrupa'da bir. Dünyada iki dünya şampiyonluğum var ama bir rekor değil. Ama Avrupa rekor. Ama yani bu dokuzuncu kez nasıl oluyor bu? Yani süreklilik gerektiriyor. Sürekli çalışmayı, özveriyi gerektiriyor. Bir de yani zirveye çıkabilmek değil, orada kalabilmek çok önemli. Hamdolsun 9 yıldır bunu başardık. Şöyle söyleyeyim. Ben serbest güreşin ağır sketiyim. Tarihimize baktığımızda Cumhuriyet tarihinden bu yana en fazla serbest stilde 3 defa Avrupa şampiyonu olmuş sporcumuz vardı. Yaşar Doğu efsanemiz. Evet. Hamdolsun ben bunu 3 katına çıkarabildim. Dünyada da rekor 7 idi. Hamdolsun bunu da tekrar 9'a çıkardım. Şu an bu rekor ülkemizde. Ama tabii dünya şampiyonluğu daha fazla olanlar var. Benim 2 defa dünya şampiyonluğum, bir de olimpiyat şampiyonluğum. Valla yolun açık olsun. Teşekkür daha da şampiyonluklar istiyoruz. Ama çok dürüst bir şey soracağım. Şimdi yaş 30 kaç? 32? 31. 31. Şimdi 31'den sonra yavaş yavaş bir yorulma başlıyor mu kesinlikle daha? Kesinlikle. Ya şöyle söyleyeyim, mesela 20'li yaşlarımdaki o iştahım, yani ben hep özel eleştiri yayından önce de spor müdürümüzle konuştuk. Yani 20'li yaşlardaki o iştahın kalmıyor. Bir de vücut hani yaş ilerledikçe o esnekliğin, o hızın, o çevikliğin de yavaş yavaş böyle düşüş oluyor. Bu doğanın kanununda var. Bir de alttan da genç böyle daha iştahlı, yani başarıyı isteyen, daha çok isteyen, benden daha çok başarı isteyen genç kardeşlerimiz geliyor. Kardeşlerimiz değil, rakiplerimizden bahsediyorum. Yani Türkiye'de henüz daha yenilmedik ama alttan da böyle gelenler var. İşin doğasında var. Yavaş yavaş performans hafif bir düşüş tabii ki de olabiliyor. Ama ona rağmen yani boş geçtiğim hiçbir sene yok. Yani 2012'den bu yana
her sene bir büyük bir şampiyonluk yaşadım ülkeme, kesinlikle bir altın madalya getirdim. Ama şimdi mesela Ceyhun kulağıma diyor ki yönetmenimiz, ama diyor çok da tecrübelendiği için artık diyor. Mesela bedensel olarak hafif bir zayıflamayı tecrübe absorbe etmez mi diyor? Ediyor, onu... kesinlikle ediyor. Şu an hatta o tecrübeyle güreşiyorum diyebilirim. Mesela en son Avrupa Şampiyonası'nda yine çok ciddi rakiplerimle güreştim. İşte Gürcü rakibim var mesela, benden daha genç ama ben o tecrübenin verdiği o işte o özgüvenle, bir de rakiplerimiz bizden artık çekiniyorlar. Şimdi biliyorlar ki işte Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonu'yla güreşiyorum maça çıkmadan önce. Onlar da bu çekingenlik oluyor. Psikolojik olarak zaten 1-0 biz öndeyiz. Biz de çekiniyoruz daha senden. Yok ya, çekinmeyelim. Şu kasları görünce biz de böyle bir çekinerek 3 kulvalla bir elhamla yanına yaklaştık vallahi içeride. Müge Hocam sizin nasıl gidiyor? Tutti. İyi gidiyor, güzel gidiyor şimdi. Devam. Pişiriyoruz sürekli. Bir yandan da işte yeni projeler var, onlarla uğraşıyorum işte. Güzel gidiyor aslında. Mutluyum, keyifliyim. Bu sağlıklı yaşam hakikaten bir alıcı buluyor mu? Yani şöyle, hakikaten bunu çok isteyen, aç bir kesim var mı bizde? Ve bilmek aslında isteyen. Var. Hem bilmek isteyen bir kesim var. Bir de bence artık insanlar çok bilinçlendi. Yani mesela eskiden mevsimsel beslenmeyle ilgili insanlar pek böyle bir bilgi sahibi değildi. Ya da böyle çok önemsemiyorlardı. Hani ama şu anda mesela artık gerçekten insanlar da mevsimsel beslenmenin önemini çok hani fark etmeye başladılar. Benim de zaten hani sürekli bu işe başladığımdan beri hani hep tarzım oydu. O yüzden keyifliyim yani. İnsanların bu şekilde bilinçlenmesi aslında beni de mutlu ediyor. Çünkü yaptığım iş anlaşılıyor aslında. Mevsimsel beslenme çok güzel. Bu sağlıklı gıdalar için yani fiyatların bu kadar artışı zorluyor mu? Çok zorluyor mutlaka. Yani şöyle düşünün, hani kullandığınız salatalıktan işte balığa, ete kadar hani sürekli bir mecburen aslında zam yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ve iyi ürün kullandığınız zaman o iyi ürüne de aynı şekilde zam geliyor. Tüketiciye onun tabii ki %100'ünü yansıtamıyorsunuz. O da aslında işletmeleri biraz bu i̇şte ara onu zorluyor. Onu merak ettim. Yani siz işletmede hani menüye koyduğunuz fiyatı iki tabii katına çıkaramazsınız birdenbire. Öyle bir şey tabii ki yapamıyoruz. İşletmeler işte kar oranları çok düştü ve birçok insan aslında vazgeçmeye başladı bu işi yapmaktan. Ya çünkü para kazanmak değil, aslında artık biraz böyle dükkanı, işte restoranı döndürmek hani söz konusu şu anda. Ama umarım hani zamanla bu iş düzelecek diye düşünüyorum. Oluyor böyle dönemler, evet, yaşandı dönem. Türkiye ekonomisi boyunca da. Şimdi ben içeride onu düşündüm. Müge Hanım, Müge Hocam, Müge Şefim katma değerli bir iş yapıyor. Yani bir taraftan hani kendi restoranı, şefliğini orada yaşatırken diğer taraftan da aslında bazı ürünler de üretti. Şimdi salata kaseleri var galiba, değil mi? Evet. Başka ne vardı? Baharatlıklar var. Baharatlık. Gibi böyle bir hani katma değer, böyle yan tarafına da. Çünkü istediğini bulamamış. İstediğini bulamayınca ben yaparım demiş bu işi. Çok mantıklı geliyor bana. Yakında ben de gireceğim bu iş. Senin işinde de yani şey var mı? Hani katma değerini, yan uğraşı, bunun ne olabilir? Yani istediğimi bulamadım, ben yazıyorum her şeyini midir bunun yan uğraşı? İstediğimi bulamıyorum değil, çünkü öyle bir arayışa hiç girmedim bugüne kadar. Girsem mutlaka bulurdum. Türkiye'de çok yetenekli söz ve beste yazarları var. Ama öyle bir arayışa girmedim çünkü ihtiyacım olmadı. Zaten 16 yaşından beri kendim yapıyorum bütün şarkılarımı. Ha, zaman zaman tabii ki başka icracılarını da, başka söz yazarlarının da hani eserlerini icra edebiliyoruz. Ama yani ilk etapta tabii ki kendi pişirdiğimi yemeyi tercih ederim. Ya Ece, peki çok acayip değil mi? Yani bu kadar genç yaşında düşünsene, sen yapıyorsun her şeyini. Ve o yaptığın şey her yerde çalınıyor. Yani bu insanı delirtir. Mesela ben kendi adıma çok havaya girerdim. Yani delirtmiyor mu seni? Ya bu arada mesela bu hani siz yapamıyorsunuz, durun ben yapayım örneğini ben bir yerde yaşadım geçen sene. Ben geçen sene dış bir etkenle, yani dış bir plak şirketiyle çalışmayı reddedip bu sene kendi şirketimi kurdum mesela. Hani yapamıyorsunuz değil ama kendi işinin patronu olmak her zaman çok daha avantajlıdır sonuçta. O yüzden ben bu sene böyle bir girişimde bulundum önce kendim için. Bu belki ona ufak bir örnek olabilir aslında. Ya Ece 24 yaşındasın. 23 yaşındayım. Çok özür diliyorum. Daha ya da bir yaş büyütmedim. Fark etmiyor aynen.
Ece nasıl yani, şaka gibisin. 23 yaşında sayın. Yani yolun çok açık olsun. Teşekkür ederim. Ama bu kadar genç birinin bu kadar büyük başarılara imza atması çok gururlandırıyor. Teşekkür yani ederim. Yani şey, hem 23 yaşındasın, kendi şarkılarını yapıyorsun. Herkes bunu dinliyor. Her yer sallandı geçen yaz. Teşekkür Ardına, ederim. Ben yani kendi plak şirketimi kurdum diyor ya. 23 ben yaşında yanlış duyuyorum. Bir de. Bravo. Yani çok kıskan. Evet. Ben 23 yaşında düşünüyorum. Salağın önde gideliydim. Yani şimdi hakikaten. Valla bildiğiniz salak semeydim yani. Böyle iki kelimeyi bir araya gidip haber yazmaya çalışan muhabir adayı. Ama böyle yani hani ben bunu beğenmedim. Ben bu haberi kendim yazarım bile diyemeyen. Kadın burada çok güzel. Ama çok önceden başladım inanın. Ben mesela 13 yaşından beri konservatuar öğrencisiyim. Yani 13 yaşından beri aslında ufak ufak çabaladığımı hani gözetirsek 23 belki geç bile bir yaş. Yok artık vallahi böyle. Okulların üstündeki peçeteleri biz mi unuttuk? Biz kaldırabiliriz hemen. Kaldırabiliriz. Kafadan siz kaldırabiliriz. Ya bu kadar temiziz var. Şu an Ceyhun'un gözü takılmış. Peçeteler orada kalmış diye. Hemen kaldırdık. Bu kadar temiziz yani sevgili seyirciler. Sular böyle yeni açılıyor. Gıcır gıcır böyle hepsi dökülüyor. Ondan sonra üstü peçeteyle kapanıyor. Hiç toz almasın diye. Bu kadar titiz çalışıyoruz. Yani burada da görün kendiniz. Hani siz de temiz misiniz acaba restoranlarda? Ben fazlasıyla. Haddinden fazlasıyla. Yani benim için o birinci kural aslında. Hani olmazsa olmaz herhalde çünkü. Ben şaka yani, yapıyorum. Evet, evet. Bir de kadın titizliği de yıldırır ya değil mi? Yani olması gereken ama yıldırmak değil de hani o yüzden de mesela her yerde yemek yemeyi sevmem. Böyle bazen hani bakarım yani. Çünkü o da benim algıda seçiciliğimdir. Tamam, çok güzel bir konuya geldik. Şimdi her yerde yemek yemem bakarım diyor ya. Neye bakıyoruz bir yer temiz mi değil mi diye anlamak için? Bakılacak şey ne? Yani ben mesela mutfak önünden geçiyorsam mutlaka böyle bir göz ucuyla içeri bakarım. Nasıl gözüküyor diye. Yerlere bakarım, tezgahlara bakarım, kesme tahtasına bakarım mesela. O atmaca gözler bir anda geçerken hop mutfağı kavruyor, kesme tahtasını görüyor, onu anlıyor yani o esnada. Yani çünkü kesme tahtası pis olan bir yer, hani pistir bence. Ya çünkü o gerçekten çok önemli bir konu. Orada hani işte renk renktir hatta, öyle söyleyeyim size. Konuyu detaylandırayım. Lütfen. Bizim mutfakta mesela işte mavi tahta kullanırsanız onda sadece balık işte kesmek için, açmak için. İşte yeşil sebzeler içindir. İşte sarı tavuk içindir. Yani her tahtanın rengi vardır. Ve mesela aynı, çünkü sürekli bakteri üreyebilir. O aynı tahtada her şeyi yaparsanız o zaman et, kırmızı kötü. Et kırmızı tahtadadır. Kırmızı da tavuk. Sarı. Sarı da yeşillikte yeşillik var. Yeşillikler. Mavide de balık var. Evet, bir de kahverengi tahta var. Onda da işte bazen pişmiş sebzeler. Bizde de şey Cem Yılmaz gibi. Bizde de sadece tahta var. Tahta renginde tahta var evde bir tek. Bende de bir tek o var. O mevcut. Evet, yani. Evde tahta var mı? Bizde de aynı. Bizde kesme de aynı. Tahtası var mı? Aynen sizinki gibi yani. Bu tahta renginde bir tane. Bizde tahta. Bizde neler kesiyorsun? Vallahi ben çok yemek yapmaya yani çok alışık da değilim, sevmem de. Biz hep hazırcıyız ya. Yani kamplarda zaten aşçılarımız sağ olsunlar. Evde de annem sağ olsun. Annem böyle dikkat ediyor mu daha beslenmene? Yani tabii, hani çocuğum tabii. Sporcu şu kadar tabii, protein tabii, alacak, şunu yapacak. Yani yıllardır kahrımızı çeken onlar. Yani mesela sporcunun yemeği de çamaşırı da çok zordur. Annemin o anlam demeye çok büyük. Tabii antrenmandan geliyorsun. Şimdi sevdiğim sevmediğimiz yemekleri de biliyor. Ben biraz hani sebze... Ne seversin? Ya... Kırmızı et genelde hep yemeğimizde olur. Yani güreşçilerin yemeğinde kırmızı et olur. Biraz o anlamda aslında iyi beslendiğimizi de düşünmüyorum. Yani aslında sebze de tüketmemiz gerekiyor. Taha bana gelse aç kalır o zaman. Sebze değil. Vallahi işte ben de şey, sebze yemeye alışkınlığı çok yok. Yani kesinlikle bir et yemeği olmak zorunda. Annem de hep bilir onları, yapar yani sağ olsun. Yani antrenmandan gelirim, yemek hazırdır, hemen hazırlar koyar. Taha, çoraplarını makineye atıyor musun, ortalığa mı atıyorsun? Çantayı... annesi, şu anda annesinin önündeyiz. Annesi gibi merak... Annesini yaşamak yani maçtan istiyor. Geldim de, kamptan geldim de çantayı direkt çamaşır makinesinin olduğu yerine tamam, oraya koyuyorum. Tamam, koyuyorsun. Her şeyi yani sen oradan alıp da makineye atmıyorsun. Oraya çantayı koyuyorsun. Annem hallediyor yani. Sonra temiz çoraplar böyle yatağın üstüne mi konuyor sabah? Onlar tekrardan işte onların yeri var. Çorapların tamam. olduğu yeri ayrı, işte elbiselerin yeri ayrı. Hepsi ayrı ayrı. Annem düzüğü koyuyor. Ben de yerini bildiğim için işte giderken toplayıp, toplarken ben ama.
zaman. Ama ha, alışkanlıktır bence. Çünkü alışkanlık, mesela yani. Türk annelerimiz biraz böyle erkek çocuğuna hiçbir şey yaptırmayarak evet. onları büyüttüğü için. Yani muhtemelen alışkanlıktır aynen, yani. Kesinlikle. Ben sanmıyorum hani kendisinin annesinin bir gün ya, ya kalk da kendini yap ya da kalk da kendini yıka. Yok o diyordu yani. Sınalı kuzum benim ben yaparım diyordu. Ama şey diyordu çocuk zaten yoruluyor. Aynen. Daha benim oğlum olsam ben de yaptırmaya. Yaptığımız ya. 9 kere Avrupa şampiyonu evet. olmuşsun. Hani yaptığımız iş şimdi meşakkatli ya. Onlar da şimdi değerini biliyorlar. Sağ olsunlar hani el üstüne tutuyorlar. Yani baba da sporcu. Yani baba da özen gösteriyor. O yüzden el üstüne tuttular hep sağ olsunlar. Yani yorulmasın, dinlensin. Yani normalde bizim de yardım etmemiz gerekiyor annelerimize. Yani doğru bir örnek değiliz o anlamda. Yemek yapıyorsa yemeğe. İş işte. Başa düştüğünde yaparsın bence. Kesinlikle. Değil yapmamız mi? Gerekiyor. Ya hayat yani. Sana onu getirdiğinde bir gün getirecek aynen. çünkü. O zaman bence yaparsın. Yapacağız gibi. Bu beyaz gömlek kaç tane var dolapta? Çok. Şef. Evet. Bak, bakınca uzak ne iş yapıyor bu kadın? Şef bu kadın. Titiz. Çok mu var? Çok. Hep beyaz gömlek giyerim hep. Yani ama mesleki bir şey belki de ya da ben kolay geliyor bana aslında böyle hemen hani giyip hem spor oluyor hem şık oluyor hani böyle güzel, işte bazen jeanle spor ayakkabıyla işte benim için kolay aslında. Üniforma gibi görmek. Değil mi? Rahat evet böyle. Çok çok. Peki gece falan bir yere gitmeniz gerekse de böyle midir? Gece mesela kot giyerim, beyaz gömlek giyerim, topuklu ayakkabı giyerim gecede. İşte bir ceket giyerim ya da işte hani. Genelde beyaz gömleğim hep böyle ya da beyaz tişört giyerim yine böyle aynı beyaz. Hep beyaz. Çalışırken şey oluyor mu? Ne dedin çalışırken ona? Bandana ya da işte bandana. Bazen kasket takılıyor. Ama genelde ben açıkçası hani böyle fileyle falan bizim açık mutfak o görüntüyü hani kızlar da çok çalışırken sevmiyorlar. Hani benim ekibimde ben genelde böyle bandana hani takmalarına izin veriyorum. Zaten hep toplu olacak saçlar işte genelde o önemlidir yani saçların toplu olması çok zaten hani en önemli kuraldır ya evet. açık saçla evet. mümkün değil yemek yapmak. Ama bu evde yemek yaparken de öyledir. Şimdi Ece'nin saçları tabii. çok güzel. Ece o lepiska saçlarıyla karnıyarık yapsa tam böyle karnıyarığın ya. İçinden böyle şöyle sünen bir şey böyle uzuyor falan olur yani. Hani. Evet, evet kalem takıyorum bir tane. Yapıyor musun? Çok severim ben yemek yapmayı. Aynen. En böyle size favori. Satıyorum yani o yüzden. Ya. Çok iyi yemek yaptığımı iddia etmiyorum şey demiş sadece. Ben de şarkı söylüyorum. Yok hayır. Var mı? Yok yok hayır. Alalım mı şarkı? Yok yok hayır. Çok yok yok yok. Ben fark ettim korktum. Ne en favori böyle en güzel şunu şahane yaparım dediğin ne var? Yani ben zeytinyağlı yemeklerden hiç anlamam. Sıfırımdır o konuda. Ki anne tarafım Çanakkale'li mesela onlar çok sever. Ben et yemeklerini becerebildiğimi düşünüyorum kendimce. Hoşuma gider. Dolma falan bile yapabilirim yani. Et yemeği et yemeği. Ya ben son zamanlarda çok büyük bir çelişki yaşıyorum içimde. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben artık et yiyememeye başladım. Kıyamıyorum. Yani böyle çok fena oluyorum. Kırmızı ette özellikle. Böyle bir şey gelişti. Yani hani ben tabii çok fazla hani yaptığım için o yüzden hani o tabii ki anlıyorum hani ne geliştiğini ama mesela hani benim yaşam biçimime hani uymuyor. Yani tüketiyorum açıkçası yiyorum da seviyorum da. Ama, ben de seviyorum bu arada. Yani şurada bir Adana olsa, mesela, değil mi? Böyle bir köfte olsa evet, ben de çok seviyorum. Tabii. Ama bir taraftan da vicdanen bir şey geldi bu bana bu son 3-4 ayda. Ya ben başka konularda bu ara vicdan yapmaya başladım. İşte kullanılan mesela mutfaklarda özellikle atıklar konusu. Benim mesela mutfağımda o konu çok önemlidir. Yani atık en böyle minimumda tutmaya çalışırız. Hani her şeyden bir şey uydurmaya çalışırız. Yani çünkü bu ara zaten biliyorsunuz kaynaklar çok büyük tehlikede. Hani fiyatlar çok arttı. Yani en azından hepimizin belki de bu konuda işin ucundan tutması gerekiyor. Yani çünkü üretim şu an riskli. Yani ülkemize de riskli biliyorsunuz hani çok çok ciddi tarımsal sorunlarımız var. Gıda problemi yaşanıyor. Evet yani ve bunun bence biz daha başındayız maalesef yani umarım öyle olmaz hani kötü şeyi konuşmayı sevmiyorum ama hani böyle bir öngörüm de var hani okuduklarımız kadarıyla da dünyada çok da yani var. Gıda evet. sorunu dünyanın en büyük tehdidi olacak suyla beraber. Aynen öyle işte mesela o üzülme mesela bende suyla çok ben geliyor. De varım. Mesela ne yapıyorum biliyor musunuz evde belki birçok kişi yapıyordur yani çok orijinal bir fikir değil ama mesela yeşillikleri yıkamak adım suyu en sonunda mesela alıp çiçekleri suluyorum. Yani o bile bir şeydir çok diye doğru düşünüyorum. Ama değil mi? Evet. Gerçekten evet. çünkü sonuçta o da topraklı bir su yani oradaki su hani bir sorun olacağını düşünmüyorum. Ben, onu döküyorum en azından diyorum yani. Ben artık mesela hep kısa program çalıştırıyorum tabii. bütün makinaları. Kıyamıyorum yani. Taha sende var mı öyle hani elektriği kapatayım?
Yani evet, çok önemli bir konuya değindi. Çok didaktik bir konuya geldik daha. Kesinlikle, çünkü yani geleceğin en büyük problemi kulaklık ve herhalde kıtlık olacak gibi duruyor. Yani sürekli ben hep dinliyorum, bu şeyleri çok araştırıyorum. Yani bu virüsler tabii bitti şu an, bitti gibi görünüyor, azaldı ama gelecekte belki bunların devamı yine aynı şekilde konuşuluyor. Yani dünyamızın gerçekten o yüzden kaynaklarını çok dengeli bir şekilde kullanmak lazım, tasarruf etmek lazım, israf etmemek lazım. Yemek konusunda da mesela ben de o konuda çok hassasım. Allah bize nimeti vermiş, hamdolsun hani her türlü istediğimiz şekilde, istediğimiz restoranda yiyebilecek gücümüz var. Ama onu yaparken de israf etmeden, israfa şeye kaçmadan. Çünkü özellikle Afrika'daki insanları görüyoruz. Yani özellikle onlar yani suya muhtaçlar, yerdeki suları içiyor çocuklar. Biz bunları görüyoruz. O yüzden ülkemiz bu anlamda bir cennet. Gerçekten doğal kaynaklarımız da şu an yeterli durumda. En azından bu kış biraz kar falan da güzel yağdı. Barajlarımız da doldu. Şu an iyiyiz. Ama gelecek adına problem yaşayabiliriz. Bu anlamda hep sosyal sorumluluk anlamında bunu hep gündeme getirip halkımız hep teşvik etmek lazım. Nereye düştük mü diyorsun şu anda? Hayır, hiç böyle bilmiyorum. Şu anda bir konu birden bana tutuyorsa mikrofon yanlış yerde olmasın diye kontrol ediyorum. 2030'lar oldu falan. Ya yani şimdi biz böyle alacak mıyız, almayacak mıyız şarkıyı? Ben de bekleyecek miyiz yani? Ne yapacağız? Ya değil mi? Ben almak istiyorum çünkü böyle bir kaşındı böyle ellerim. Zevkle söylerim. Vanilya olsun değil mi? Bence vanilya. O kadar da şey ki, akıllı ki. Bak bu yıl da yine dondurmacıları kalmadı. Aynen. Her yerde vanilya. Salamıyorum asla. Dondurmacılar bir bağ var dondurmacılarla. Sana hasta. Hem dondurmacılar hem de tekne sahipleri mesela. Bir de şey, Maraş dondurmacıları düşünsene. Sen. Düşün vanilyayla nasıl yapabilirler? Bak hani turiste veriyor ya, alıyor hop çekiyor falan. Bu vanilya şarkısı nasıl olur? Amaca hizmet. Yani. Direkt vurmuşum oradan. O zaman hadi yapalım mı? Tamam, süper. Gibi aşk nasıl bir şeydir?
Onu düşündüm sonunda ben de. Sonunda biri buna değindi mesela. Şu an çok sevindim buna. Ya bir şef ama hem de bak bir evet. şey söyleyecek şimdi. Vanilya, vanilya nasıl bir aşk olur? Şimdi bir kere vanilya çok kıymetli bir şey. Bulunması da zor. Oradan girelim konuya. Tamam. Ondan sonra çok kullanılırsa mesela acı yapar. Ürünü. Mesela hı-hı. işte bir tatlı yaptınız. Bütün vanilyanın tamamını koyarsanız, çubuk vanilyadan bahsediyorum, acılaştırır. Hı-hı. Aşk gibi yani. Hani onda böyle çok hani dozunu ayarlamak lazım ya. Hani abartırsanız hı-hı. biter. Ben öyle düşünüyorum yani. Hani dozunda olsun diyorum. Öyle şimdi düşünüyorum. Evet. Ya bu arada direkt vanilya mesela vanilya çok güzel bir kokudur ya aynı hı-hı. zamanda işte. Ben aslında orada vanilya gibi aşk terimini oturtmaya çalışıyorum şu anda bu sezon insanlara. Yani vanilya tadında, vanilya gibi kokan, hoş, güzel, hanımefendinin dediği gibi fazlası acılık, tam kararında olması ve tatlılık veren sen hoş bir şey. Sen bunları böyle anlamda. Hesapladın. Hesapladım. Vallahi hesapladım. Ya ben... Yemin ediyorum ben 22 yaşında daha suya bu diyordum yani vallahi. Ya şöyle bir durumu var bu arada vanilya şarkısının. Geçen sene sanırım asistanımla böyle geziyoruz normal yürüyoruz bir yere gidiyoruz ve bir sokağın adı vanilyaydı. Benim de o kadar hoşuma gitti ki vanilya kelimesi. Dedim bunu bir yere bir yazalım elbet bir gün kullanırız bunu dedim. Çünkü ben böyle kelime falan görünce hoşuma gider yazmak çizmek kullanırım diye ileride. Daha sonra... Bir sene sonra, yok birkaç ay sonra böyle bir şarkı yaptım ama adı vanilya değil ve vanilya içinde geçmiyor bile. Normal aşk olur gibi bir şeyler vardı sonunda. Dedim ki yani bu şarkı iyi, hoş, güzel ama hiçbir numarası yok. Yani herkes bu tatlı şarkı yapabilir ama bir şeyin değişmesi gerekiyor sanırım burada diye. Ben de vanilya kelimesi gelmişti o zaman arasına sıkıştırıverdim şarkını. Doğuştan yetenekli. Bunları teşekkür görüyorum. Ederim. Daha sen de doğuştan yeteneklisin. Şimdi sen çıkacaksın tam böyle rakibinin karşısına. O esnada ne hissediyorsun? Bu Ceyhun'un sorusu, yönetmenimin sorusu. Hı-hı. O bunu sormamı istedi. Ne pardon, Allah'a ne hissediyor değilmişsin. Ay affedersin Ceyhun. Ne düşünüyormuşsun? Hı-hı. Yani o anda sen ne düşünüyorsun? Tam maça çıktığımız anda mı? Tam böyle açıkta çıkıyor. Karşı karşıya evet, geldik. Geldin. Ne düşünüyorsun? Vallahi orada şöyle artık kendi iradenle ve rakibin iradesiyle baş başasın. Yani orada bir kere korkuya yer yok. Yani bir kere rakip eğer onu hissederse o avantajlı konuma geçer. Ona onu hissettirmemen gerekiyor. Az önce de söyledim. Biz zaten başarılı olmuş sporcular bu anlamda bir sıfır önde başlıyoruz. Psikolojik anlamda zaten güçlüyüz. Bizi de tanıyorlar. Allah'a şükür benim de psikolojim güçlü. Maça çıktığımda da kesinlikle maç içerisinde rakibin direkt hani gözlerine bakıyorum mesela. Onu anlarsın. Eğer bir rakip senden çekiniyorsa, korkuyorsa bizde mesela tokalaşma vardır. Maçtan önce tokalaşırsın. Hakem düdüğü çalar. Müsabaka başlar. O anda tokalaştığın anda o rakibin o ellerinden, o nefes alıp yakınlaştığın anda nefes alıp vermesinden, işte o teninin işte o soğukluğundan, heyecanını direkt anlayabiliyorsun yani. Bu işte içgüdüsel bir şey. İki böyle bizonun karşılaşması, gergedanın karşılaşması kesinlikle gibi. Kesinlikle hissediyorsunuz yani aslanım yani. Orada o sana cesaret verir, cesaret veriyor yani. Eğer rakip senden korktuysa ve müsabaka içinde yaptığı bir hareket, aa dersin tamam ya bu maç benim. Diyebiliyorsun yani. Peki sen de o zaman bunu bilip koklayabildiğin için ona karşı tarafa bu duyguları vermemek için de kendini çok eğittin mi? Ya şöyle aslında bu hazırlık aşamasıyla da biraz alakalı. Ben ne kadar iyi hazırlanırsam müsabakaya çıktığımda da o kadar rahatım. Allah-u Teala benim işimi o kadar rahatlatıyor. O kadar işin rast geliyor. Mesela bazen şöyledir. İşte bir rakibin çıkmaz veya kolay bir rakibe düşersin. 2-3 kişi böyle. Önün bir açıldı bir bakmışsın günün sonunda şampiyonsun. Aslında bu senin hak etmişliğinden dolayı yaradan senin onun önünü öyle açıyor. Hı hı. Hayatta da böyle aslında. Tüm alanda böyle. Kim daha çok emek veriyorsa, kim daha çok çalışıyorsa Allah-u Teala ona başarıyı nasip ediyor. Ya dinine, diline, ırkına bakmıyor. Biz de böyle. Eğer ben iyi çalıştıysam, eğer iyi hazırlandıysam, müsabaka döneminden önce eğer o acıyı çektiysem maça çıktığımda o kadar rahat oluyorum ki. Yani biliyorum yani işim rast gelecek. Bu her işte böyle. Her işte böyle. Hayatın her alanında böyle. Üç başarılı kişi var aslında konusu. Benimle beraber dört. Evet, dört. Dört, doğru. Üç başarılı konuğumuz var burada. Üçü de çok iyi işlerini hazırlanan titizler. Kesinlikle. Yani emek verirsen yaradan seni bir şekilde o işten nasibini veriyor. Yani bu sanatta da böyle. Kesinlikle Müge Hanım'ın alanında da böyle. Ne kadar zor biliyor musun şeflik işi? Kesinlikle o şeflik kadar zor bir iş ki. Bir kere zamanla yarışma durumumuz var. O çok sıkıntı olsa tabii. Gerek. Ben mutfakta 3 saatte bir tane makarna yapıyorum mesela keyfimce. Tabii çok yani zamanla yarışmak bir de o anda müşteriyi
misafiri o anda hani bir tatsızlık oluyorsa o anda onu düzeltmek gerekli. Yani şeflik ayrı aslında işletmecilik de çok ayrı. Evet, mesela. Evet. Aynen. İkisi o da çok de zor. Ayrı. Aynen. Çok zor. Ama yani sevmeden zaten yapılmayacak bir iş. Bir de evet Ece'nin dediği çok doğru. İşletmecilik tarafı da var. Hani şeflik başka. Tabii. Öbürü de çok kapı. Yani şimdi Ece Hanım siz de bilirsiniz bir iş kadını olarak. Bir dükkan şirketi sahibi evet, olarak. Yani sizin de böyle kalp kırmamaya çalışıyorsunuz. Kesinlikle. İnsanları rencide etmemeye ama diğer taraftan da başka bir şey de var. Evet. İnce bir çizgi. Yani mutfakta da öyle mesela. Hani şimdi aksilik olabilir ama mesela o aksilikte orada böyle büyük bir olay çıkarıp hani yükselirseniz zaten tabii. İş yürümez. Doğru. Yani ona göre hep böyle daha işte sakin, hani evet. Ama ses tonu böyle daha mı? Evet. Bir dakika sakin ama ses tonu bizim Mahberi çok güzel yapar onu yapımcım. Sakindir ama ses tonu mesafeli. Hiç o alışamadım bir türlü. Ya ben onun gibi yapamıyorum. Taklit etsem de olmuyor. Ben de inanın hiç beceremiyorum. Ben coşkulu bir tipim yani. Böyle yükseliyorum, alçalıyorum. Taha. Neden güreş sporu bir futbol kadar ilgi görmüyor? Seni can evinden vurayım şu anda. Yani şöyle. Tabii biz futbolla yarışacak seviyede kesinlikle olamayız. Zaten amacımız da o kadar popüler olmak da değil de en azından yani bir onda biri olabilsek popülerlik anlamında. Hı hı. Yani izlenme seviyesi anlamında. Bu arada bizim de suçumuz var medya olarak bunu da söyleyelim. Ya şöyle tabii güreş önceden mesela atasporumuz. Hı. Önceden çok popülermiş. Mesela şu anki işte futbolda nasıl tribünler işte doluysa o zamanlar mesela işte Abdüpekçi'de müsabaka olurmuş. İğne atsan yere düşmezmiş. O zamanlar tabii televizyonda da fazla kanal yok. O zaman güreş maçları oluyor. TRT sadece güreşi veriyormuş mesela. Şimdi futbolcuların haberlerinin yapıldığı gibi o zamanlar işte güreşçilerin antrenman haberleri dahil. Yani işte antrenmanda şunu yaptı veya antrenmanda böyle yaptı, böyle çalıştı. Bunların haberi dahil yapılıyormuş. Ama maalesef günümüzde yani günümüzde dünya değişiyor, her şey değişiyor. İnsanların ilgi alanları değişiyor. Yani yöneldikleri şeyler değişiyor. Bu dünyamızın mecburiyeti. Yani biz de buna hani bir şey yapabilir miyiz bilmiyorum. Ben inşallah hani sporu bıraktıktan sonra yöneticilik yapmayı onu soracaktım. Ne yapacaksın? Ben şu an zaten bakan müşaviriyim. Kadrom spor. Pardon amirim ya. Ben burada ne yapıyorum? Karşında bir bürokrat var. Spor müşavirliği kadrosundayım şu an zaten. Bakanlıkta şu an pasif görevimiz devam ediyor. İnşallah bıraktıktan sonra da aktif bir görev almak istiyorum. Spora ve gençlere hizmet edeceğim. Ne gibi bir aktif görev istiyorsun? Mesela bakan olmak ister misin? Bunu bu arada söylemekte ayıp bir şey yok Tahacığım. İsteye de bilirsin yani. Ya tabii ki bunlar hizmet noktasında çok güzel makamlar da tabii büyüklerimizin bunu takdir etmesi gerekiyor. Zamanın ne getirip ne götüreceğini bilmiyoruz. Hani bu anlamda benim ya ben şurayı istiyorum, burayı istiyorum deme gibi bir lüksüm yok. 2 sene sonra Paris Olimpiyatları var 2024'te. Hı-hı. Bıraktıktan sonra ben bakacağım önüme. Yani büyüklerimiz eğer bize güzel bir görev takdir ederlerse biz çünkü hani ben yüksek lisansımı da bitirdim beden eğitimi öğretmenliği bölümü üzerine. Biz bu işin hem mutfağından hem okulunda okulu yani hem mektepli hem alaylıyız. Ya biz görev isteyen değil de görev bekleyen taraf olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani ben yani çok da böyle isteyecek de birisi değilim. Yani bana işte şurayı verin, bunu yapayım, şunu yapayım. Yani öyle bir tarzım da yok, öyle bir insan da değilim. Eğer layık görürlerse biz de elimizden geldiği kadar gençliğe tecrübelerimizi aktarmak için elimizden geldiği kadar ben doğru ederiz. Mu anladım anlattıklarından Paris Olimpiyatlarından sonra bırakacak mısın? Tabii inşallah ondan sonra bırakmayacağım. Paris Olimpiyatlarına katılacaksın ve ondan aynen. Sonra İki da artık senemiz var zaten bir jübile. Paris Olimpiyatlarına. Aynen son işe orada neden altın. Peki? Yaş da geliyor yani. 33'ünde bırakacaksın. 33-34 oluyor. 90'lıyım aslında. 90'ın Kasım ayı. Yani 32 diyorum 31 diye düzeltiyorsun. 33 diyorum sana. Ya oluyor. Şöyle 90'ın Kasım ayı. Yani ya. Aslında bir ayla 91'i kaçırıyoruz. Yani 91 gibi bir şey. 31,5-32 şu an. 34 oluyor. Sayın Bakanım pardon ama yani bir dakika. Estağfurullah öyle demeyelim ya şimdi. Dedim ben dedim. ondan sonra 2 yıl sonra vay. Aynen ondan sonra önümüze bakacağız işte. Yani hayat devam edecek. Belki kendi işimi yaparım bilmiyorum. Yine ama sporun içerisinde olurum. Belki bir spor kompleksi. Bilmiyorum. Hande de söylüyor şimdi senin hani o bir ara böyle bir pes edip öğretmenliğe dönüp sonra tekrar. Evet. Yani o durumunu hatırlatıyor. Pes etmiyor diyor. Çok azimli evet, diyor. Evet. Öyle bir dönemim de oldu benim. Ben güreşi bırakmıştım yani 2-3 evet. Sene hiç yapmadım. Ara verdim. İyi ki geri dönmüşsün. Yaradan işte Allah-u Teala'nın nasibi. Yani o kadar ara verip gelip tekrar Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonu olmak yani herkese nasip olmuyor. Ne oldu o arada? Ne oldu da dönüp o arada güreş eğitim merkezinde biz yatılı okuduk Sivas'tayken. Devlet bizi aldı. Lise bitene kadar hem güreş eğitimini hem okul eğitimini her şeyini devlet karşılıyor ve yetiştiriyor seni orada. Biz orada madalya nasip olmadı. Arkadaşlarım
benle yaşlı olanlar gidip madalya alırken bana nasip olmadı. Hal böyle olunca güreşe ben biraz küstüm. Baba da güreşçi ama mecburen küstüm. Annem de sürekli işte eğitimde başarılı olmamı istiyordu. Oğlum derslerine çalış bak, hani güreşin sonu yok, işte sakatlığı, kazası belası var. Ben de hep derslerimde çalışkan bir öğrenciydim. Taktik teşekkür alan bir öğrenciydim. Ondan sonra güreş olmayla dedim ki bari en azından üniversite sınavına çalışayım da en azından hayatımı o şekilde idare edeyim. Ben Türkçe öğretmenliği bölümünü kazandım dereceyle. Sözel'de Sivas 6. Türkiye'de de ilk 450'ye girdim. 9 Eylül Üniversitesi Türkçe öğretmenliği bölümü okuyordum. Yani Sivas'tan İzmir'e bu şey için gittim, okul için. O 2-2,5 yıl okulumu güzel bir şekilde okumaya devam ediyordum. Ve hiç antrenman yapmadım o dönemde. Daha sonra tesadüfen enişten bir gün geldi İzmir'de, onlar da. Ailem benim hala Sivas'taydı o zaman. Ya Taha dedi böyle böyle. İzmir'de bir kulüp var. Büyükşehir Belediyespor. Sporculara maaş da veriyorlarmış dedi. Ya sen de o kadar emek verdin, belki sana da bağlarlar dedi. Ya işte istersen bir git tanış. Gerçekten sırf hani bu mantıkla gittim. Öğrenciyim, ailem işte destek oluyor. Dedim ki belki bana da maaş bağlarlar. Ben de başlarım belki bir yerden diye. Öyle düşünüp gittim. Hı hı. Orada Remzi Musoğlu hocamla tanıştım. O benim işte kariyerin tekrar dönüm noktası oldu. Hocam dedi ki ya Taha senin fizik yapımı çok müsait. Altyapıyı da iyi almışsın. Onun dedi antrenmanlara gel dedi. Sen bırakma dedi antrenmanı. Türkçe öğretmeninden işte okul bitiyordu, çıkıyordum antrenmana gidiyordum hocamın yanına. Hı. Hocam sağ olsun işte o özgüveni yeniden aşıladı. Hocamla çok kısa bir süre çalıştım, gittim ilk madalyamı aldım. Ay, demlenmişsin demek. İlk madalyayla beraber zaten elimden tutan çok kişi oldu. Federasyon başkanları, hocalar, milli takım antrenörleri elimden herkes tuttu. Niye? Madalyayı alınca elinden herkes tutar Taha'cığım. Ama öyle değil. Ya, aldığım madalya yok. Aldığım madalya sıradan bir madalya. Türkiye üçüncülük madalyası ama şeyi gösterdim yani gelecekte İyi bir şampiyon olabilir dediler. Hani potansiyeli dediler. Hani fizik yapıdan dolayı. Yani işte el kol uzun, kemikli, yapılı, ya iyi bir arsket olabilir. O hocamla tanışmam ve aldığım ilk madalya işte benim için yeniden bir i̇şte dönüş Müge oldu. Müge şefim de aslında televizyoncu olacaktı. Sonra baktı ki bizim ekmeğimizi elimizden alacak. Orada şey davrandı. Hakkaniyetli. Ben şef olayım bari dedi. Ne oldu? Niye orada olmadı? Aslında şöyle... Lisedeyken de ben aşçı olmak istiyordum. Sözelciydim ama ve böyle çok da seviyordum böyle hani bir şey yazayım falan. Sonra üniversiteyi hiç çalışmadım. Fransa'ya gitme fikrim vardı. Lisem Fransız okuluydu. Saint-Benoît mezunuyum. Okuldayken böyle hani yurt dışına giderim belki. İşte böyle çok belli değildi yani kafam ama hep aşçı olmak istiyordum. Sonra üniversitede televizyon gazeteciliğini kazandım ve çok basit geldi bana. Lise o kadar zordu ki. Ve sonra yani bir anda hiç çalışmadan hani girdim Bilgi Üniversitesi'nde işte televizyon gazeteciliğini bitirdim ve gerçekten çok da hani keyif alarak yaptım ve her yaz işte bütün kanallarda, dergilerde hep staj yaptım. Yani bu işi gerçekten çok yapmak da istiyordum. Fakat bir tarafımda aslında tamamen hani mutfağı istiyordu, yemek ve yapmak istiyordu. Ve gerçeğin aslında hiç okulda öğretilen gibi olmadığını keşfetti. Yani şöyle yine çok keyif alıyorum. Yani hani her türlü hani yayını seviyorum. Hı-hı. İşte hani mesela hiç zorlanmıyorum. Hani bazen insanlar sıkılıyor falan. Hani okuldaki eğitim gibi değil tabii ki ama işte yazmayı da çok seviyorum mesela. Hı-hı. Hani o da bana bir artı oldu ama hani mutfak başka bir kitaplar şey. Gelir belki. Evet öyle değil bir mi? Planım var ama işte bir süre böyle bir 9 ay ara verdim, işte bir doğum yaptım, ondan sonra yani o dönem birazcık yavaşladım, şimdi yine başladım. Yani o yazma yeteneği kitaplarla farklı değil mi tabii, belki? Tabii. Kitaplarla taşlanabilir. Ben gidiyorum artık, sıkıldım sizden. Ne getirdin Ece diye bakıyorum. Ben bir star bebek getirdim size, böyle simli mor saçlı. Sen seviyorsun bak, bu senin, sen bunu giyersin. Giyerim. Bak şunu kendine bak. Biraz yeni keselim klipte, biçelim böyle giyerim. Yeni klipte şu renk sana çok yakışır. Vallahi giyerim. Çok senin gibi böyle senin tarzın. Üst alt değil. Alt sen. Evet üst bu olur. Ne? Ben ceza almamak için oğlumun oyuncağını gelirken çocuğun oyuncağını gasp ederek çocuğun hakkını yiyerek burada. 4,5 aylık bebek oyuncağı işte. Bunu böyle ağzına falan mı sokuyor? İşte o dokunuyor onunla, işte aynaya bakıyor oradan. Kaan. Kaan'ın oyuncağı. Kaan ne analar var. Kaan'ın oyuncağını kap çocuğun elinden. Ağladı mı Kaan'cığım? Ağlamaz. Böyle elinden çekseydiniz. Yok. Çok sana gelince tahammülüm. Ben cezalıyım, ben unuttum. Şimdi iki şeyin var, cezan var. Bunlardan birini seçeceksin. Tamam. Ya duş başlığına şarkı söyleyeceksin. Neşet Ertaş'tan bir türkü olabilir. Evet, ya da Aşık Veysel'den. Ya da hula hoop çevireceksin. O güzel vücudunu böyle kaslı kaslı şurada göreceğiz. Neyi çevireceğim? Hula hoop. Ha, şu şey, yuvarlak şeylere. Valla ben ikisini de almayayım ya. Ne almayı düşünüyorsun?
oynuyorsun. Taha Bey burası Avrupa Şampiyonası değil. Biz burada madalya takmıyoruz. İkisini yapabileceğimi hiç düşünmüyorum. Bir Sivaslı türkü bir hakikaten söyle. Vallahi hiç beceremem. Ece Hanım söylesin benim yerime ya. Ece Hanım ben getirdim mi? Getirmiş o görevini yapmış evet. Kadın bak, ya. Hem de benim getirmeye çalıştım. Benim yerime bir de benim yerime ya. Söylesin. Biz ona bakan diyoruz o mızıkçılık mı yapıyor bize ya? Bir Sivas türküsü benim yerime söylesin ya ne olur. Ben hem bebek getirdim. Hem altın madalya hediyesi olsun. Peki o zaman sana cezam şu olacak. Evet. O madalyayı bir kere takıp fotoğraf çekeceğim. Çamça bassın. Bir kere boynumda o madalyayla fotoğraf. Yani Avrupa 9. kez güreş şampiyonu ben olmuşum gibi davranacağım tamam mı? Tamam aslında. Bunu okeysin değil mi? Evet. Tamam. Ece Peri ile bitirsek mi? Olur anlaştık tamam. Valla bitirdik program. Ekibin oraya varmışlar. Önce onları alalım o zaman olur mu? Şey ben madalyayla bir dakika ben madalyayla fotoğrafımı çektireyim tamam mı? Hatta şöyle yapalım video çekelim sonra programın sonuna bunu koyalım. Olur mu? Sütlü Nuriye'leri yolla. Önce Müge Hanım evet hadi yolla. Evet bir yüksek sesle okur musunuz şefim? Mutfak kapısından geçerken kesme tahtalarının temizliğini kontrol eder. Biz bu programdan bunu anladık. Eder. Şimdi kiminki? Ece. Ece Mumay bu defa dondurmacıların gönlünü çelmiştir. Katılmıyorum bu defa değil. Ece yemin ediyorum aynı şeyi söyleyecek. Evet. Geçen yaz da çelmişti bu arada. Kusura bakmayın 3 senedir mütemadiyen dondurmacılarla yakın ilişkide. Taha'nınki gelsin hadi. Taha'cığım yüksek sesle okur musun? Rakipleri Taha'dan çekinir. Taha'nın tahta renginde tahtası vardı. Çünkü tahta. 5. element. Hadi Peri. Tamam anlaştık. Dokunma bana dedi sakın ona sormadın. Sebebi neydi neden öyle davrandın. Dönmedin gurura taş misali gelmedin. Sevgilim sevilmedim yok. Dakikalarıma este sözlerime de beste. Olamadım kaldı bunlar hep beste. Dolanıyordum sana begon filler gibi doldu kapasite. Kesin bir bana kastı damarıma bastı. Gelmem geri 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 geri. Bıraktı gitti önce hayırdır bir dönünce. Ben oldum peri 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 peri. Kesin bir bana kastı damarıma bastı. Gelmem geri 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 geri. Bıraktı gitti önce hayırdır bir dönünce. Ben oldum peri 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 peri.
Çok çalıştım. Az bir zaferi. Programınız gerçekten çok başarılı zaten. Çok takdir alıyorum. Tamam. Tebriğimizde altın madalyamız. Ve Taha'nın altın madalyası şu anda boynunda bir kolye gibi çalınmakta.